Sır kalmasın bugünkü manşetimiz, çünkü ardını arıyoruz artık. Çocuğu kurtaramadık, 8 yaşındaki Narin Güran'ı. Şimdi kim öldürdü sorusuna bakacağız, neden öldürüldü sorusuna bakacağız. Arkada kalan pek çok soru işaretine bakacağız. Soru işaretlerine baktığımızda bir tek noktaya çıkıyor durum. Bundan eminiz, bu iş organize, çünkü çelişen ifadeler var. Amca dünkü itirafçının ifadelerinden sonra dehşete düşüren bir şekilde bu 19-20 günlük süreci bize hatırlatıyor. Gazetecilerle konuştu amca. Jandarmayla polisle konuştu. Orada arama çalışmalarına katıldı. İşte günlerdir tutuklu. Tutukluyken annesiyle babasının ziyareti var. Dolayısıyla birbirlerinin arasında acaba bir durum mu var? Ama bütün herkes şunu söylüyor. Herkes aslında her şeyi biliyordu ve sustu. Yani göz göre göre bu güzelim çocuğu kaybettik. Şimdi sır kalmasın etiketi tam da bu sebeple. Neden kaybettik? Neyi sorgulamamız gerekiyor? Soruşturmada ne var? Bütün bunları konuşacağız. Ana iki soruyla birlikte elbette. Çünkü şunu soruyoruz. Bu çocuk neyi duydu? Neyi biliyordu? Ya da neye şahit oldu? Neyi gördü? Ve kim öldürdü bu çocuğu organize bir şekilde? Bütün bu ayrıntı o soruşturmayla devam edecek. Dün ilk itirafçıyla birlikte geldi. Amcasıyla bana al bu cenazeyi yok et dedi diyerek o isim konuştu. Ayrıntısında bugün neler var ve soruşturma ne aşamada? Hemen Diyarbakır'a gidelim. İlk andan itibaren arkadaşlarımız orada takip ediyorlar. Seyfettin Ay'la birlikte bölge temsilcimiz Nizamettin Kaplan. Nizamettin, günaydın. Dün dehşete düşüren pek çok ifade vardı. Bugün yeni ifadeler de ortaya çıkacak mı? Nasıl ne aşamada gidiyor sorgu? Amcanın durumu nedir? Günaydın Osman. Öncelikle şunu söyleyelim. Şu anda gözaltında bulunan 24 kişi söz konusu ve gözaltı süresi uzatıldı. Yani ek gözaltı süresi verildi. 48 saat doldu. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte 2 günlük bir sorgulama daha söz konusu olacak. Ve sonrasında da tabii ki sanıklar, şüpheliler adliyeye sevk edilecek ve orada artık adli süreç devam edecek. Yani jandarmadaki sorgulama tamamlanmış olacak. Evet, dün bazı ifadeler ortaya çıktı. Bir şüpheliye ait olduğu belirtilen ifadeler ortaya çıktı. Çok ciddi iddialar vardı. O şüpheli amcanın kendisine cesedi bir battaniye içerisinde getirdiğini ve bunu yok etmesini istediğini ileri sürdü. Daha sonra da battaniye içerisindeki cesedi kendi arabasından çıkardığı çuvala amcayla birlikte koyduklarını ve daha sonra kendisinin torbayı kendi arabasına alarak köyün hemen aşağısındaki dereye götürerek suyun içine yerleştirdiğini itiraf etti. Aldığımız bilgiler bu yönde ve akşam saatlerinde o itirafçı olan şüpheli şahıs yine jandarmalar kontrolünde 3 savcının eşliğinde, soruşturmayı yürüten 3 savcının eşliğinde olayın yaşandığı Eğer Tutmaz deresine getirildi ve yaklaşık 20 dakika süren bir keşif yapıldı o bölgede. Ardından da yine yoğun güvenlik önlemleri altında oradan götürüldü. Köyde de bir keşif söz konusu olduğu belirtiliyor ama biz ona şahit olmadık. Biz Eğer Tutmaz deresindeki keşfi takip ettik. Onu da belirtelim. Tabii otopsi raporu çok önemli. Çünkü Nari'nin otopsisi yaklaşık 10 saat sürmüştü. Uzman ekipler, savcılar eşliğinde otopsiyi gerçekleştirdi ve alınan bulgular, alınan örnekler, 91 örnek alındı Nari'nden ve o örnekler şu anda hem Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda hem de İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyor ve oradan gelecek raporlar aslında birçok soruya da yanıt olacak. Bunu söyleyebiliriz. Ön raporun 15 gün içerisinde çıkması bekleniyor. Nedeni ise Nari'nin bedeninin 19 gün içerisinde çürümeye başlaması. Bu da otopsi işlemlerinin biraz daha uzamasına neden oldu aldığımız bilgiye göre. Dolayısıyla bu durum ön rapor sürecini de biraz uzatıyor. Dün bir tutanak vardı, yani savcıların imzaladığı bir tutanak vardı. Sosyal medyada da dolaşıyordu. Orada bazı bilgiler vardı ama esas bilgi hem ön raporda hem de daha sonra hazırlanacak kapsamlı raporda yer alacak Osman. Tabii gün içerisinde yeni gelişmeler olabilir, gözaltılar olabilir, farklı gelişmeler olabilir. Şunu da belirtelim, Narin de dün gözyaşları arasında doğup büyüdüğü, 8 yaşına kadar yaşadığı Tavşantepe Kırsal Mahallesi'nde toprağa verildi. Şu anda Diyarbakır'da durum özetle böyle Osman.
Teşekkür ediyoruz. Yeni bir bilgi olduğu takdirde elbette Seyfettin Aydan ve Nizamettin Kaplan'dan alacağız. Şimdi birkaç yoruma bakalım. Ayşegül Hanım sır kalmasın etiketine şu ifadeyi kullanıyor. Artık herkes vicdanını sorgulasın. Büyüklerin bedellerini çocuklar ödememeli. Artık yeter, daha kaç tane çocuğu toprağa koyacağız diyor. Hakikaten öyle. Sadece Narin'le sınırlı kalan bir durum değil bu. Daha önce de çok sayıda çocuğun ne yazık ki bu şekilde öldürülüşüne şahitlik ettik. Dolayısıyla şimdi aklımızda o sır perdesini aralamak için pek çok soru var. Bütün bu soruları soracağız. Soruşturma devam edecek, arkasını arayacağız ama bildiğimiz bir gerçek var. Bunu yapanlar insan değiller. Ne zaman öldürüldü? Defalarca aranan derede Narin'in cenazesi neden bulunamadı? Fail tek kişi mi, tanıklar var mı? Bunlar 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesinin ardından yanıt bekleyen sorular arasında. Narin'in cansız bedeni Tavşantepe köyüne 1,5 kilometre mesafedeki Eğer Tutmaz Deresi'nde bulundu. Aynı noktada daha önce 2 kez arama yapılmıştı. Cuma gününden itibarense bu bölge için yeni bir ihbarın olduğu iddia edildi. İhbarı yapan kimdi? Aileden biri miydi? Yoksa çevreden bir görgü tanığı mı? Narin'in cansız bedeni derede çuval içinde bulundu. Cinayetin nerede işlendiği araştırılıyor. Narin'e ait DNA'nın tespit edildiği amcası Salim Güran'a ait otomobil ikinci kez incelemeye alındı. Amca Salim Güran'ın sildiği WhatsApp mesajlarının da soruşturmada kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor. Ancak silinen mesajların Narin'le ilgili olmadığını iddia etse de bunun gerçekliği soruşturma sürecinde ortaya çıkacak. Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından yeni bazı iddialar ortaya atıldı. Aramalar sürerken bir terlik bulunmuş, aile terliğin Narin'e ait olmadığını söylemişti. Ancak bu terliğin Narin'e ait olabileceği de öne sürülüyor. Narin'in anne ve babasının tutuklanan amca Salim Güran'ı tutuklanmasının ardından ziyaret ettiği de belirtiliyor. Dikkat çekici başka bir iddiada Narin'in engelli ablasının 7 yıl önce merdivenden düşerek gerçekleştiği söylenen ölümüyle ilgili. Narin'in öldürülmesinin engelli ablanın ölümüne ilişkinde soru işaretlerine neden olduğu belirtiliyor. Daha önceki ölümle ilgili otopsi yapılmadığı öne sürülüyor. Siyaset ne diyor bu konuyla ilgili? Tüm liderlerin açıklaması aynı. Takipteyiz. Masum bir yavruyu öldüren canilerin en ağır cezaya çarpıtılması için konunun bizzat takipçisiyim, takipçisi olacağım. Kabine toplantısının ardından Narin Güran'ın öldürülmesine böyle tepki gösterdi Cumhurbaşkanı. Bizzat takipçisiyim diyerek. Burada şunun da bilinmesini isterim. Sadece Narin evladımızın değil, tüm çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı söndüren bütün canilerle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. Dikkatle takip ediyoruz. Bir heyet oluşturduk. Bölgeye hareket ediyorlar. Çok yakından takip edeceğiz. Hem otopsiyi hem adli süreci. Cumhuriyet Halk Partisi 8 yaşındaki Narin'den gelen acı haber sonrası bölgeye bir heyet gönderdi. Genel Başkan Özgür Özel soruşturma sürecini yakından takip edeceklerini söyledi. Tahkikatın bundan sonrası son derece dikkatli yürütülmelidir. Adalet yerini bulana kadar Narin'in yanındayız. Hiçbir feodal ilişkinin teminatı değiliz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yazılı bir açıklama yaparak suçluların en ağır cezayı almaları çağrısında bulundu. 19 günlük aradan ve yoğun aramalardan sonra Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin kızımız hepimizin ve herkesin yüreğini kavurmuş, maşeri vicdanda büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, korkunç şekilde katleden cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir. Narin'den gelen acı haberin ardından tüm liderler, bakanlar peş peşe taziye mesajları yayımladı. Ancak o mesajların hiçbirinde aileye başsağlığı dilenmemesi dikkat çekiyor.